Merhaba sevgili gençler. 9. sınıf fizik dersi 1. dönem 2. yazılı sorularının cevapları ile karşınızdayız. Arkadaşlar açıklama yapmadan çok hızlı bir şekilde sadece cevapları verip geçeceğim. Siz videoyu durdurarak çözümleri yapın. Videonun uzamaması için sizlerden bu konuda anlayış bekliyorum. Birinci sorumuz ne diyor? Sürtünmesiz yatay düzlemde 2 kilogram kilogram kuvve kütleli cisme şekildeki güç etki etmektedir. Bunun ivmesi kaç metre bölü saniye karedir diyor. Cevabımız a seçeneği olacak yani 1 olacak çözdüğünüz zaman karşınıza çıkacak. Şimdi bir kamyonet var. İçi su dolu bir kamyonet frene basıldığı zaman suyun alacağı şekli bize soruyor. Frene basıldığı zaman su ön tarafa doğru yığılacak. Hangi seçenekte var? Bakıyoruz B seçeneğinde var gördüğünüz gibi. Frene basıldığı zaman su ön tarafa doğru birikecektir. Doğru cevap B seçeneği olacak. Üçüncü soru cisimler öteleme, titreşim ve dönme hareketi yaparlar. Evet üç türlü hareket var. Buna göre saat yel kovanı dönme hareketi yapar. Salıncakta salınan çocuk titreşim hareketi yapar. Hızlı tren ise öteleme hareketi yapar. Yani dönme, titreşim, öteleme olacak sırası. Dönme, titreşim, öteleme hangi seçenekte var? B seçeneğinde var. Geçiyoruz bir sonraki sorumuz. Gördüğünüz gibi sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan X cisimi 1, 2, 3 numara durumlarda hangilerinde etki eden net kuvvet doğru yönde 10 Newton'dur diyor. Evet hemen bakıyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuzun cevabına. Dördüncü sorumuzun cevabı B seçeneği yalnız 2. Gördüğünüz gibi yalnız iki de olur arkadaşlar. Şurada videoyu durdurun lütfen. Çözümünü yapın. Ben hızlı geçmek istiyorum. Hız ve sürat kavramları için 3 tane öncül verilmiş yargılarından hangileri her ikisi için de doğru diyor. Evet. Hangisi hem hız hem sürat için doğrudur vektörel büyüklük birim aynıdır. Türetilmiş büyüklüklerdir diyor. Her ikisi için aynı olanı istiyor sizden. Beşinci sorumuz. Tabii ki doğru cevabımız ne olacaktır? Birimleri aynıdır. Türetilmiş büyüklüktür. 2 ve 3 olacak. Nerede 2 ve 3? D seçeneği doğru cevap. D seçeneği 2 ve 3 arkadaşlar. Geçelim bir sonraki sorumuza. 3 öğrenci kale yolunu 3 farklı rota kullanarak e, aşağıdaki gör, e, görseldeki gibi gidiyorlar. Buna göre üç öğrencinin hareketi için hangisi kesinlikle aynıdır? Hangisi kesinlikle aynı e, olabilir? Tabii ki yer değiştirme değil mi? Kesinlikle yer değiştiriyorlar. Başka bir şey olabilir. Alınan yol hayır, sürat hayır, hız hayır, zaman hayır, yer değiştirme. Kesinlikle her ikisi yer değiştiriyor mu? Şüphe var mı? Yok. İkisi de K noktasına, L noktasına gidiyor farklı zaman, farklı yol, farklı yöntemlerden gidiyor olabilirler. Onları bilemiyoruz ama yer değiştirdiklerini biliyoruz kesin. Yedinci sorunun cevabı nedir diyor. Cümlesindeki boşluk hangisiyle doldurulursa doğru olur arkadaşlar. Hareketliğin, hareketlinin konumu belirli bir noktaya göre tanımlanır. Bu noktaya referans denir tabii ki. Nerede referans? C seçeneği. Sorular, fizik sorular gerçekten çok sevkli, çok güzel. Eğer severek yaparsanız siz de fizikte başarılı olabilirsiniz. 8. soru buna göre hangi cisimler batı yönünde hareket ederler? E, kuvvetin uygulanma yönüne göre bakacağız arkadaşlar burada da. 8. soru hangisi? Batı yönüne yani şu tarafa doğru hareket eder diyor. Pardon, yanlış gösterdik. Biz doğuyu gösterdik, batı ters tarafa. Hmm, kalemimizi alalım. Evet, hangisi batıya doğru hareket eder? Bakalım. 20 30 10 tabii ki bu tarafa gider. 10 20 Hayır, gitmez. 50 10 tabii ki gider. 1 1 ve 3 gider. 1 ve 3 nerede var? E seçeneğinde. Evet 1 ve 3 gider. Çünkü büyük kuvvet küçük kuvveti iter. Yani bilgiye bile gerek yok. Büyüğün küçüğü tarttığını ağırın hafifi tarttığını bilmeniz yetiyor bu soruyu cevaplandırabilmeniz için. 9 hangi kuvvetin etkisiyle ilgilidir? Evet bir kuvvet sorusu arkadaşlar. Hangileri kuvvetin etkisiyle e, ilgilidir? Saça sürtülen tarağın kağıt parçalarını çekmesi, kuvvetin etkisi. Evet. Dünya ve Güneş birbirini çekmesi. Evet. Bir aracın diğerini çekmesi. Aşağıdaki kuvvetlerin hangisiyle ilgili olaylardan hangileri temas gerektirmez? Hangisi temas gerektirmez arkadaşlar? Dünya ve Güneş birbirine temas mı eder? Kesinlikle hayır. Saça sürülen tarağın kağıt parçalarını çekmesi temas gerektirir mi? Hayır bir ağacın diye e, aracın diğerini çekmesi kesinlikle temas gerektirir. 2 ve 3 nerede? E seçeneğinde. Bunlar gerçekten hiç bilgiye gerek olmayan fizik sorulara biraz akıl mantık yürütmek yetiyor. Burada bir akif sorusu var. 5 metre bölü saniye olduğuna göre Mehmet'in hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir diyor. Cevabımız arkadaşlar yukarıda baktığınız zaman cevabımızın C olduğunu yani 10 olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Bunu problemi çözüp uzun uzun üzerinde durmaya gerek yok. Aa, buradaki sorularımız bitmiş. Yan tarafa geçiyoruz o halde. Diğer taraftaki sorularımıza geçiyoruz. 11. soru sevgili gençler. E ee, şekilde açıklanan fizik yasası aşağıdakilerden hangisidir? E şekilde açıklanan da biz şekil göremiyoruz. Bakalım hemen. Şeklimiz var mı? Ee, sol alt tarafta. Yoksa şekil unutulmuş mu? Şekil yok. Hayır, şekil yok. Ama öğretmenleriniz bu soruyu sorarsa, daha doğrusu bu yazılı formunu sorarsa cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Bir cisme etki eden net kuvvetin sıfır olması durumunda cisim durgun halde ise durmaya devam eder. Evet hareketli ise sabit hızla hareketine devam eder. Evet şeklinde açıklanan fizik yasası aşağıdakilerden eylemsizliktir. E bu felsefede de vardır arkadaşlar. Biraz felsefeyi seviyorsanız bu soruları da yapabilirsiniz. 11. sorunun cevabı B. Eylemsizlik olur. Bunun cevabı. E, üç tane şekil verilmiş. Geometrik şekil verilmiş sevgili gençler. 12. soruda. Buna göre zeminin cisimlere uyguladığı tepki kuvveti arasındaki ilişki nasıldır? Diyor 12. sorumuzda. Bakalım eşit kütleli cisim, eşit kütleli ise e Bunlar hepsi birbirine eşit olur yani her eşit kütleli her ikisi de iki e fark etmiyor ki yani eşit olan var mı seçenek Evet a seçeneği hepsi birbirine eşit kütleleri eşit büyüklükleri eşit zemin eşit ise e her şey eşit kalır arkadaşlar N bir N iki N 3 şeklinde birbirine eşit kalır Bunda da bir fizik bilgisine gerek yok mantık yürütmeniz yetiyor. İfadesi Newton'un hareket yasalarından hangisinin tanımıdır diyor. Bir cisme kuvvet uygulandığında cisim aynı büyüklükte fakat zıt yönlü bir hareket uygular. Evet doğru. Ne diyor? Newton'un hareket yasalarından hangisini tanımlar diyor. Tabii ki etki tepki yasasını. Etki aynı büyüklükte tepki meydana getirir. Psikolojide var aynı. Gerçekten fizik dersini çok seviyorum. Çok güzel. Hem psikoloji hem felsefe hem fizik hem biyoloji hem kimya hepsi bir arada. 14. sorumu sevgili gençler. 14. sorum. Buna göre cisimlerin kütleleri arasındaki ilişki nasıldır? Evet 3 tane grafik verilmiş. X, Y, Z grafikleri. EFA grafikleri yukarıda verilmiştir diyor. Arasındaki ilişkiyi soruyor 14. soru. Baktığınız zaman. X büyüktür Y'den Y eşittir Z'ye şeklinde olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bu da C seçeneğinde karşımıza çıkıyor. 15. soru sanırım. Evet 15 soru ifadeleri şu tarafa kaydığı için görmekte zorlandım. Buna göre cisimlerin ivmelerinin büyüklükleri arasındaki ilişki nasıldır? Yine az önce hemen sol tarafta görünüyor arkadaşlar. 4. soruna benzer bir soru. Sürtünmesiz ortamda X, Y, Z cisimleri verilmiş. 15. soruda. Buna göre cisimlerin ivme büyüklükleri arasındaki ilişkiyi e, soruyor sevgili arkadaşlar. 15. soruda y büyüktür x'ten x eşittir z'ye olur. y büyüktür x'ten kesinlikle 20 10 x eşittir z'ye 2 4 20 10. Evet burada 4 ama 20 kuvvet var. Burada 2 ama 10 kuvvet. Bunlar birbirini de dengeler. Kesinlikle c gerçekten bulmaca çözer gibi sorular bunlar. 15. sorunun cevabı c. 16 aralarında 150 metre olan iki araç şekildeki gibi sabit hızla hareket ediyor. Evet sabit hızla hareket ediyorsa birbirlerine yaklaşmayacak ve uzaklaşmayacaklar demektir bu. Buna göre araçlar kaç saniye sonra aynı yan yana olurlar. Biri 20 metre bölü saniye hızla biri 15 metre bölü saniye hızla el aralarında 150 metre varsa arkadaşlar ne eder bu? Ee, 30 dakika eder değil mi? Hmm, 3 kere 5, 15, 30. Evet. 30 dakika sonra aynı hizaya geleceklerdir. Doğru cevap D seçeneği olacak. Geçelim 17. sorumuz nerede? Evet 17. soru. Yine 3 tane şeklimiz var. Cisimlerin ivme büyüklüklerinin ilişkisini yine soruyor. Yukarıda 13. ya da 14. soruda da buna benzer x, y, z sürtünmesiz bir ortamda diyor. Uygulanan kuvvetlerden bahsediyor. Burada da yine doğru cevabımız a eşittir z'ye z büyüktür x'ten olacak. Zaten F kuvvetlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Rakamlar var. Rakamları toplama çıkarmasını yapmayı biliyorsanız soruların cevabını da rahatlıkla yapabilirsiniz. 18. soru. Bir grafiğimiz var. KL araçlarının hız zaman grafiği şekildeki gibi verilmiştir. T saniye sonunda KL arasındaki uzaklık 30 metre olduğuna göre T kaç saniyedir? Şeklinde bir soru sevgili gençler. Cevabımız ne olacaktır? Tabii ki KL 15, 20 arada 5 var. 6 olacak değil mi? 18. soru cevap 6 olacak. 19. Aşağıdaki olaylardan hangisinde dengelenmiş kuvvet etkisi hareket vardır? Evet dengelenmiş kuvvetler etkisinde hareket vardır diyor. Sabit süretle düşen yağmur damlası değil mi? Sabit süret ile düşüyorsa dengelenmiş kuvvettir bu. Evet, doğru cevap D başka seçenek. Durmak için frene basan hayır, yerden havalanan hayır, dalından düşen elma hayır ama sabit su sürat ile düşen yağmur diyor. Sabit sürat ile düşüyor ise bu dengelenmiş bir kuvvettir. Başka bir şeyde aslında uğraşmaya gerek yok. 20. ve sonuncu soruya geldik sevgili gençler. Bakalım ne diyor? Sürtünmesiz yatay düzlemde 4M, 2M kütleli e, takozlar var. F1, F2 kuvvetleriyle çekildiklerinde ivmeleri eşit oluyor. O halde kuvvetlerin büyüklüklerinin oranı F1 bölü, F2 ne olacaktır diyor. Tabii ki 2 olacaktır değil mi? 4M, 2M, F1, F2 kuvvetini çektiğine göre tabii ki 2 olacaktır. 2 bölü 4 eşittir. 2, burada da bölmeyi, 4'ü 2'ye bölmeyi biliyorsanız hemen yapabiliyorsunuz. Ama tabii onun bölme olduğunu bilmeniz gerekiyor öncelikle. Evet sınavımız burada bitti. Bir sonraki sınavda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın.